Herkese kolay gelsin. 25 Haziran 2020. Bugün yine bahçedeyiz. Daha önce bahçeye bir toprak işleme yapmıştık. Bugün yine kazeya dediğimiz kultivatörle toprak işlemeyi yapıyoruz. Hemen yüzeysel bir sürüm yapıyoruz burada. Toprak havlu. 2 gün önce yağmur yağdı ve çekti, güneşi aldı ve kaymak tabaka oluştu. Hem bu kaymak tabakayı bozuyoruz, hem de otların tohumlanmasını, yaz döneminde tohumlanmasını engel olarak seneye biraz daha az otla mücadele için bir adım atmış oluyoruz. Şu anda sırta herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Kültivatörü sırtın hizasından aşağıya doğru devam ediyoruz. Birazdan da yine tesviye küreğiyle sırtın sağını ve solunu ortada toplamaya çalışacağız. Ki muhafaza edelim ve gelişimi hızlanmasını sağlayalım. Aynı zamanda diğer tarafa da bir damlama hattı çekiyorum bugün. Bu işten de bitmiş olacak gün sonunda. Şu kısımda gördüğünüz gibi bir katif var. Saatte 4 litre damlatanlar. 4, 4, 8, 8 de buraya. 16. Şu mesafeyi kendimiz istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Fidanlar ufak olduğu için biraz hafif yakın yapabiliriz ama zaten köşeden bir uzaklığı nereden baksak 35-40 cm kabul ediyor. Dört tarafından fidan bu şekilde sulanmış olacak. Fidan büyüdüğü zaman da katifleri şu kısma doğru uzatacağız ve köklerin buraya doğru uzamasını sağlayacağız ki gelişimi daha istediğimiz şekilde olsun. Bu işlem tamamen yüzeysel. Sürme amacıyla değil, toprağa işleme amacıyla yapıyoruz. Elimizde de kültivatör olduğu için şu anda bununla yapıyoruz bu işlemi. Hem toprağın havalanmasını sağlıyoruz, hem de kazık kök atmış otların sökülmesini sağlıyoruz. Bu şekilde traktör tesviye küreğiyle orta kısımda topluyoruz liselerde. Bir tur daha geçtiğimizde sırt biraz daha beslenmiş olacak. Bu şekilde yağışlarda suyun tarlanın orta kısmından gitmesini sağlamış ve sırtın üzerinde durmamasını sağlamış oluyoruz. Olacağız daha doğrusu. Bu da fidan dibinde su durmasını engelleyecek. Aynı zamanda yüzeysel toprağın aktarılarak üst tarafa gitmesi daha derin olacağını düşüncesindeyim. Bakalım bu şekilde
traktörün gücü az geldiği için belli oranda toplayabiliyor. Biz o yüzden bir kere aşağıdan yukarı doğru çekeceğiz. Toplayabildiğimiz kadar yüzey toprağını toplayıp daha sonra yukarıdan küreyi ters istikameti çevirip oradaki milinden aşağıya doğru tabi gitmek daha kolay olacağı için daha az enerji harcayacak, güç harcayacak ve daha kolay toplayacak. Bu şekilde işlemi devam ettireceğiz. Yani bu işten tek seferde 60 beygirli traktörle olmuyor maalesef. Birkaç tur gerekiyor. Ya da farklı yönlerde bir katkı gerekiyor.